Şimdi bu bir şarkı mı? Aşk Veseli hiç duymadın mı? 15. Film Festivali'nin son günündeyiz. Filmler yoğun ilgi görüyor. Bunlardan biri de Güzelliğin On Para Etmez. Filmin yönetmeni Hüseyin Tabak, Aşık Veysel'in Güzelliğin On Para Etmez türküsünden yola çıkarak Türkiye'nin gerçeklerine ışık tutuyor. Ve şimdi biz filmin ekibiyle bir araya geleceğiz ve güzel bir söyleşi yapacağız. Şimdi bu bir şarkı mı? Aşk Veseli hiç duymadın mı? Bunu Almanca yapamam. Abinden haber var mı? Şey, baksana ne diyor bu? Hani konuşsan onu tamam bana. Emre dakika. Bir şey sakin olmuş galiba. Baban hapisteydi diyorlar. Doğru mu? Baban çok zor bir dönem geçiriyor. Benim babam yok. O bir terörist. Ben onu bir kere sevdim. Hep seveceğim. Hani bir laf var ya, sevmeyen yaşamadı. İşte ben var ya, yaşadığımı hissediyorum. Sakların gözünde güzelliğini. Her neye bakarsam sen varsın orada. Kalbimde gizlerim muhabbetini. Koymam yabancıyı, sen varsın orada. Kalbimde gizlerim muhabbetini. Her neye bakarsam sen varsın orada. Güzelliğin On Para Etmez Eskişehir'de gösterildi ve en çok beğenilen filmler arasında Güzelliğin On Para da Etmez. Ama ben festivalden ziyade biz Antalya'da bir araya geldiğimizde en iyi film ödülünü aldığımızda şunu konuşuyorduk. Acaba film vizyona girecek mi? Nasıl oldu süreç? Zor muydu vizyona girmek? Ve vizyona giriyor şu anda. Neler hissediyorsun? Şimdi ben yurt dışında yaşıyorum diye biraz süreç sürdü. Yani benim hep gitme gelmelerim oldu. Haber bağlarını bekledim. Dağıtımcı şirketlere filmi yolladım. Birkaç tane red aldık. Birkaç dağıtım şirket beğendi ama dedi bize uymuyor diye falan dediler. En sona sağ olsun Özen filmle tanıştım. Mehmet Bey'le tanıştım. Onlar çıkaracağız falan dediler işte. Çok sevindim. Mart'ta tanıştık işte. Hemen zaten 2 ay sonra dedik, tarihi belirledik. 17 Mayıs'ta Türkiye'de vizyona çıkacak. Emre dakika. Sakin ol. Baban hapisteydi diyorlar. Doğru mu? Baban çok zor bir dönem geçiriyor. Benim babam yok. O bir terörist. Ben onu bir kere sevdim. Hep seveceğim. Hani bir laf var ya, sevmeyen yaşamadı. Şimdi bu bir şarkı mı? Aşk Veseli hiç duymadın mı? Bunu Almanca yapamam. Polis bize önceden uyarı belgesi yollamıyor. Geceleri sokakların kenarında bekleyeceğiz. Oğlunuzu, kocanızı döve döve öldüreceğiz diye. Anladınız mı? Ben niye gittim oraya? Ben niye gittim? Ben çocuklarımın kimlikleri olsun diye gittim. Sen ne diyorsun? Ne kimliği? Neydi Güzelliğin On Para Etmez de böyle insanların hani bu kadar çok sevmesinin nedeni? Neye bağlıyorsunuz? Galiba bu filmde insanlar o çocuk gözle bakmaya yani özlem yani insanlar hep çocuk gözle bakmaya özlem tutuyor çünkü çocuk olmak süreci 7-8-9 sene. Ondan sonra zaten büyüyorsun. Çocuk gözle bu siyasi olay, bir aile içinde olay, bir de mülteci olaya bakmak yani başka bir his. Yani onun için on çocuk gözle iyi girebiliyorlar ve bir samimi bir hikaye anlattık. Oyuncular olsun, senaryo olsun, biz insanlara yakın olmasını çok istedik. Zaten biz filmi de festivaller için yapmadık. Yani çoğu filmleri sanat filmleri diyorlar kendilerine. Yok şu festivale gidim, şu filmle şuna gidim ama benim için onun hiçbir değeri yok. Alırlarsa sevinir, almazsam sevmem. Benim için önemli olan seyirci filmle buluşması. Yani misal düşünün, bir müzisyen konserinde sahnede olmazsa olur mu yani? Yani onun için benim için seyirci film yaparken en önemlisi benim için. Veysel! Wir wollen Blut sehen! Noten, nicht ver-
verbessert, dann muss er die Klasse wiederholen. Oder er muss eine Sonderschule. Sen nasıl beğeniyorsun ki bunları? Güzelliğin on para etmez. Aşık Veysel'in herkesin bildiği türküsü. Ve filmin de konusu, karakterlerden biri de Veysel. Zaten Veysel ana karakterlerden. Hani nasıl bir bağlantı oluştu o? Neden Aşık Veysel? Bunu da sorayım, ondan sonra oyunculara geleceğim. Aslında çok basit. Ben yazarken, senaryo yazarken hep müzik dinlerim. O zamanlar benim büyük babam, dedem vefat etmişti. Aşık Veysel'i çok severdi. O da ilk mültecilerden olduğunda beri Aşık Veysel'i dinliyordum. Ki müzik bir de Türkiye'de bir sanatçı bu filmin parçası olacağını biliyordum. İşte bir ara birdenbire böyle dedim, Aşık Veysel bir de Güzel'in On Para Etmez tam türküsü vardı. Tam bir aşk sahnesi yazıyordum bu filmin aşk sahnelerinden birisinde. Dedim bu olması lazım yani. Überragend gut ist in der Schule, dann machen die Behörden manchmal eine Ausnahme und die Familie bekommt Jahr für Jahr eine neue Aufenthaltsbewilligung. Söz veriyorum. Sen çok özel bir çocuksun. Deine Schönheit ist nicht wert ohne meine Liebe. Böyle yaptın mı? Benim babam bu. O bir terörist. Aşık Veysel'i belki bizim kuşak iyi biliyor ama hani Kadir çok iyi bilmiyordur. Hani senin o duygunu, Aşık Veysel'le olan o duygunu küçük bir 10 yaşındaki bir çocuk verebilir mi diye. Hani gerçi orada da ustalık göstermişsin, hiç öyle bir şey de görmedik ama. Yok, hiç öyle düşünmedim. Çünkü Aşık Veysel'i bugünkü tanımayan, yani bugün yaşayan çağdaki insanlar tanımasa eğer bile dinlerse hemen sanki dedelerin sesi gibi oluyor. Çünkü çok samimi bir sesi var. Yani hiç dinlemiyor. Yani ben insanlar tanıyorum yurt dışında, Aşık Veysel'i çok seviyorlar diye Türkçe öğrenmeye başladılar yani. Ya da YouTube'da çok Aşık Veysel'in müziklerini kopya eden Latin Amerika'da ne bileyim. Aşık Veysel'i kim dinlerse hemen bir samimiyetlik hissediyor. Bu belki filme de geçiyor yani, Aşık Veysel'in insanlara karşı olduğu samimiyetliği yani. Babam çok zor bir dönem geçiriyor. Benim babam yok. O bir terörist. Ben onu bir kere sevdim. Hep seveceğim. Hani bir laf var ya, sevmeyen yaşamadı. İşte ben var ya, yaşadığımı hissediyorum. Sakların gözünde güzelliğini. Her neye bakarsam sen varsın orada. Kalbimde gizlerim muhabbetini. Koymam yabancıyı, sen varsın orada. Kalbimde gizlerim muhabbetimi. Her neye bakarsam sen varsın orada. Şimdi oyunculara gelelim. Nasıl dahil oldunuz filme ve film şöyle bir şey, yani hepiniz yurt dışında yaşıyorsunuz. Aslında hani birçok konusu var ama herhalde en büyük konusu da yabancı olmak. O yabancılardan birini oynuyorsunuz. Nasıl dahil oldum? Benim bir arkadaşım müzik videosu çekiyordu. Orada da işte Hüseyin abinin setinde çalışan bir arkadaş vardı. O müzik videosunu o yapıyordu. Orada fotoğrafımı çekip Hüseyin abiye yolladıydı herhalde. Ondan sonra ben ilk başta zaten ne bileyim, hayatımda hani oyunculuk falan yapmadığım için öyle ilgi falan da fazla göstermediydim aslında. Ama sonra işte bana şeyi yolladılardı, sahneyi yolladılardı. O da annemle evdeki olan sahne. O aralar da evde işte benim de öyle o tarafa doğru giden böyle sorunlarım vardı. Okudum, sonra gittim yani. Beklemedim. Dedim gideyim. Peki Mazlum karakterini biraz anlatalım hani izlemeyenlere. Nasıl bir karakter Mazlum? Mazlum nasıl bir karakter? Mazlum aslında çok yumuşak bir insan. Ama tabii bunu dışa doğru göstermek istemiyor. Niye? Çünkü evde baba yoktu çok uzun bir süre. Küçük kardeşi var, bir anne var evde. Bence de her erkek böyle bir durumda olduğu zaman kendisini dışa doğru çok sert göstermek ister veya sert olmak ister. O yüzden Mazlum böyle her şeyin ortasında kalmış bir abi, bir oğul. Ben niye gittim oraya? Ben niye gittim? Ben çocuklarımı kimlikleri olsun diye gittim.
Sen ne diyorsun? Ne kimliği be? Baksana bir çocukların hali. Hey! Sen kime emir veriyorsun? Sana diyorum hey! Onca sene yoktu. Şimdi niye geldin ha? Senin yüzünden köpek gibi sürünüyor. Hey! Görüyor musun bunu? Baba demişken hemen zaten iki oğluyla birlikte duruyor. Babaya hemen soralım. Hani aslında en büyük çatışmayı baba yaşıyor. Önce gerilla oluyor, sonra çocuklarının yanına dönüyor. Ama çocuklarıyla birlikte de yaşarken yine bir çatışma yaşıyor. Çocuklarıyla yakınlaşamıyor ve yine o da hani orada yabancı olmanın sorunlarından birini yaşıyor. Aslında en büyük acıları yaşayan karakterlerden biri filmde de. Yani sorundan bahsederken aslında hepimiz sorunluyuz şu anda. Yani normal değiliz. İşin esprisi tabii ki babanın yani gerilaya gidiş bir amacı var. Gelişin de bir amacı vardı. Yani böyle baba aslında nettir, düşünsel olarak net. Yani siyasi duruşu nettir. O konuda bir problemi yok. Sadece bir babanın fazla çocuklarıyla zaman geçirmemesi. Yani çocukluktan, yani sonuçta gidince Veysel daha küçük. Yani daha gittiği zaman Veysel küçük yaşta gidiyor. Geldiği zaman çocuklar büyümüş. Çünkü geri geldikten sonra bir dönem cezaevinde kalıyor. Ondan sonra yurt dışında. Burada tekrar cezaevinde çıktıktan sonra bu baba burada yine yaşayamayacağı anlaşılıyor ve yurt dışına çıkıyor. Şimdi yurt dışında hem aile problemi hem de oradaki, sonuçta sen bir ülkeyi değiştiriyorsun ve kültür, farklı bir kültür, bir yaşamı içerisine giriyorsun. Deine Schönheit ist nicht wert ohne meine Liebe zu dir. Görüyorsun bunu! O bir terörist. Sen nasıl beğendinsin ki bunları? Şimdi Veysel'e gelmek istiyorum. Ana karakterimiz. Belki de bütün sorunlar Veysel'de toplanıyor ve Veysel hepsine farkında olmadan da çözüm buluyor. Abdülkadir, sen nasıl dahil oldun? Yönetmen seni nasıl buldu? Nasıl filme girdin? Antalya'da küçüktün, şimdi kocaman olmuşsun. Evet, işte okula geldiler bir gün, böyle sınıfımıza girdiler, böyle bir çocuk arıyoruz, kayıt olmak isteyen aşağı insin, kayıt olsun diye. Ama Hüseyin abi yoktu o zamanlar, yani yardımcı yönetmen vardı ve prodüsen vardı. İşte ben inmek istemedim, arkadaşım zaten ders vardı, arkadaşım da dedi boş ver gel, zaten ders var, ne yapacaksın, inelim dedi. Ben de ısrar ettim, yani o da İşte kabul ettirdi sonradan. Ben de indim aşağıya ama hiç aklımda öyle bir şey yoktu. Resim çektiler, video çektiler, sorular sordular. Bir de numarayı neyi yazdılar. Ona göre de sonra cevap geldi. Peki filmi izledikten sonra sevdin mi Veysel'i yani? Benziyor mu sana? Evet, bayağı bir benzerlik var. Yani nasıl anlatayım, mesela atılma sahnesi, ülkeye yeni gelmesi mesela. Ne oldu? Güzelliğin on par etmez. Güzelliğin on par etmez. O bendeki aşk olmasa elenecek yer bulamam. Genel hepinize sormak istiyorum. Şimdi hani bir ülkemizde işte çözüm süreci var, konuşuluyor. Hani 30 yıldır devam eden bir sorun var. Kürt sorunu var. Böyle bir sorun var. Şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum. Yani Kürtlerin hiç ait oldukları bir yer yok mu demek istiyorum. Hani çünkü hani buradan babadan yola çıkarak hani o sorunu çözmek için hani evet, savaşa gidiyor ama hani orada da çözüm bulamıyor. Geri geliyor, başka bir ülkeye gidiyor. Ve hani siz de hem etnik kültürlerinizden dolayı hem de yabancı olduğunuz için, yurt dışında yaşadığınız için bunu sormak istiyorum. Aslında Türkiye'de olan sorunlar bize uzak kalmıyor. Çünkü bizim ailemiz, etrafımız sürekli Türk haberleri, gazeteler okurlar, haberleri dinlerler, izlerler. Onun için Türkiye'de olan sorun Avrupa'da yaşayanlar için çok yakın.
Şimdi soruna gelirsen, sen 30 yıldır sorunda konuştun. Benim gözümde bu 90 yıldır en azından. Yani son 30 yıl çatışmalar oldu. Bu barış sürecinde benim gözümde tek bu siyasi olarak partiler, bir de ne bileyim şu akil insanlar var falan. Onlar hepsi çok iyi, yani destekliyorum ama asıl barış halktan gelmesi lazım, yani diyalogdan gelmesi lazım. İnsanlar bu bakkalına başlar, anne babaya kadar, okula kadar gider. Okulda yani barış varsa eğer, demek bir savaş vardı. Bu savaş konuşulması lazım ki yine olmasın. Misal biz Almanya'da okula gidersek 5. yıl sınıfta, hemen bize Almanların yaptığı, Yahudiler yaptığı karşı şeyleri gösterir ki yine olmasın yani. Biz şunu yaptık, bunu yaptık yani. Onun için eğer bir barışta konuşuyorsak savaşta da konuşmamız lazım. Savaş niye oldu? Yine olmasın. Yeni nesiller artık başka ön yargısız olsun diye. Böyle bu ülkede yaşayabiliriz hep beraber. Kendimi de içine sayıyorum çünkü ben yurt dışında kalıyorum ama ben en azından Türkiye'ye geldiğimde sanki geri dönmüş, eve dönmüş gibi bir his oluyor. Birkaç hafta olsa, birkaç ay olsa yine de öyle bir his var yani. O hissi bende hiç kimse alamaz. Herkes istediğini söyleyebilir ama benim hissim yani. Onun için tabii canım, yani biz aile olarak ben Maraş, Elbistan'da geliyorum. Kaşanlı köyünde. Bizim köy çok ozanlar var. Etraf köyde falan. Yani biz bu türkülerle büyüdük. Bizim evde hep çalınırdı. Hafta sonları satelit olmadan önce, Türk kanalları olmadan önce evde bir araya oturup saz çalınırdı. Müzikler söylenirdi. Yani öyle toplumda ben büyüdüm. Onun için aşk mesela bana hiç uzak değil yani. Çok yakın. İşte söyleyeceğim bu barış süreci bu yani. Halk bunu desteklemesi lazım. Siyasi, ne bileyim, seçimler var. O zaman kadar bir şeyler koşturmaya çalışıyor ama aslında bu süreç çok uzun sürecek. Bunu hep beraber yapmamız lazım. Benim katkım da bu film yani, benim gözümde. Daha hepsini söyledi zaten Hüseyin abi her zamanki gibi. Senin için böyle bir sorun mu mesela? Hani şimdi sen hani böyle Türk milliyetçisi, askere gitmek isteyen bir Türk gencini oynuyorsun orada. Hani baban tam tersi. Hani peki gerçek hayatta da senin için böyle bir sorun var mı, etrafında görüyor musun? Şimdi bir kere zaten çözüm hani mazlumun daha mazlumun filmde öyle milliyetçi olması aslında milliyetçilikle fazla alakası yok yani. Ben Türk'üm diye değil, hani babasının yaptığını yanlış bulduğu için daha çok mazlum öyle milliyetçi oluyor. Ama şimdi ben öyle bir şey problem olarak görüyor mu? Benim annemde Kürtlük var, babam Türk. Ben hani ikisinin arasında büyümüş bir insanım böyle. Onun için tabii ki ben ne bileyim, belki bir Kürt gibi veya bir Türk gibi bir tarafa doğru kendimi yaslayamıyorum. Hani demiyorum da, hani yaslamak da istemiyorum. Niye yapayım ki öyle bir şey? Çünkü hani iki tarafta da problem var. Ben ne söyleyeyim yani? Ama tabii çözülmesi gerek. Bence de Hüseyin abinin dediği gibi, hani bence bu politikada başlanmaması lazım. Bence daha çok alttan başlanması lazım. Çünkü hani milletler yani yukarıda hadi desinler, tamam biz barıştık, biz yaptık işte, savaş bitti falan filan. Aşağıdakiler gene kafasını kıracaklar yani. Doğrusu da böyle yani. Onun için Hüseyin abi söyledi zaten, biz Avusturya'da bize de okulda en çok yani asas kişi işte. Tarih dersiyle başladıkları zaman ilk dünya savaşlarından başlıyorlar. Sonra kendilerinden başlıyorlar yani. Biz savaşlarda hangi hataları yaptık, millet hangi hatayı yaptı, politikada hangi hata yapıldı ki gerçekten gençler öğrensin ve bunu bir daha yapmasınlar diye. Bence burada da bu yapılması lazım. Baban hapisteydi diyorlar. Doğru mu? Babam çok zor bir dönem geçiriyor. Benim babam yok. O bir terörist. Ben onu bir kere sevdim. Hep seveceğim. Aslında söylenmesi gereken çok şey var. Tabii son 30 yılla ilgili eğer bakarsak mesele, bu biraz bizi yanıltır. Ben daha kaç gün önce işte Dersim katliamı diye mi oradaki bazı fotoğrafları gördüm. Gerçekten Almanların Yahudilere yaptığından pek farkı yoktu yani. Hiçbir farkı yok. Yani ben Almanların Yahudilerin daha çok Almanya'da kaldığı kampları da ben gezdim. Yani bir şey olarak bizi gezdirdiler, gittik baktık. Hiçbir farkı yok. Yani Kürtlerle Türk halkının zaten hiçbir zaman problemi olmadı.
Ben Diyarbakır'da bir Diyarbakırlı olarak da hiçbir tane Kürt'ün bir Türkiye sen Türksün ne işin var burada asla ve asla duymadım. Bir Kürt olarak yani yapan insanlar yoktu. Hiçbir zaman da olmadı yani. Kürtler de tekrar yeniden kendi bir yere bağlayıp işte bölmek falan niyetinde olduklarını ben hiçbir zaman düşünmedim. Yani ama siyasiler bunu kullanıyor. Türk halkı da buna inanması geldi. Yani beraber Kürtler Türklerle beraber yaşamak istediğinin inanmaları gerekiyor. İzleyicilere iyi izlemeler diliyorum. Filmi izlesinler, ön yargısız gitsinler. Çünkü bu filmi ne ben Kürtler ne Türkler için yaptım. Türkiye'de yaşayan insanlar için yaptım. Ve kapatmak için şunu söyleyebilirim. Yılmaz Hoca'nın, Yılmaz Güney'in sözü. Sanat sanat için değildir, sanat halk içindir. Ve bu filmi biz hepimiz Türkiye'de yaşayan halklar için yaptık. Sağlam bir arkadaşım olsun ya, lütfen ya. Bir dakika Köpekçik. Demek adım Max, ben de Deniz. Baba, ne olur bizde kalsın. Hem ilk defa bir arkadaşım olacak. Buraya geldiğimizden beri Deniz'in hiç arkadaşı olmadı ki. Yeni bir arkadaşınız olacak. Ya bu kuduz falan olmasın. Süper akıllı diyorum sana ya. Maceraya hazır mısınız? Şişman! Kurtuluşu köpekten çabuk! Geldin ya küçük 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 küçük. Koş! Kapı açılmıyor köyden. O köpeği istiyorum. Köpek! Herkes bu köpeğin peşinde. Max! Gel canım. Gel. İçime doyuyor o köpek buralarda bir yerde. Deniz, bence benden bir şeyler gizliyorsun. Yo. Siz de Max'in peşine düşeceksiniz. Ben! Elinizi çabuk tutun biraz. Bu gece burada gizlen. Bu köpek kimin ve sen onu nereden buldun? Kaç! Kaç! Arkadaşım Max. Bravo. Aferin sana Max. Öncelikle merhaba diyorum İnce Hanım. Merhabalar. Arkadaşım Max filminde Suna karakterini canlandırıyorsunuz. Deniz'in annesi rolündesiniz. Sizi daha önce Sihirli Annem'den tanıyoruz. Yine bir anne rolündeydiniz. Çok sevimli bir annesiniz bu arada. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok nice. Film teklifi geldiğinde neden kabul ettiniz? Kabul etme sebebiniz neydi? Sizi ne etkiledi? Max'in olması bunda etkili oldu mu? Yani çocuk filmi olması tabii ki beni çok etkiledi. Çünkü hani benim çok büyük hayalim çocuk filmleri Türkiye'de hiç çekilmiyor. Çocuk projelerine önem verilmiyor, yer verilmiyor. Böyle bir film çekilecek, böyle bir cesaret göstermişler diye. Yani ilk etapta hiç Max falan değil yani çocuk filmi olması beni çok etkiledi. Onun için hemen kabul ettim. Senaryo çok keyifliydi zaten. Peki Max ile ilgili çekimler zor geçti mi? Sizi zorladı mı? Yok hiç zorlamadı. Çok keyifliydi. Ali zaten Yeşilırmak işini en güzel şekilde yapıyor. Yani Max o kadar iyi eğitmiş ki hani normal bir oyuncudan çok daha rahat çalışılıyor Max'le. Ağzı yok, dili yok sonuçta. Hiçbir kaprisi yok. Yorulmuyor. Üzülmüyor, uykusu gelmiyor. Neticede çok çok şeker, çok keyifli geçti. Peki filmin son halini izlediniz mi? Nasıl buldunuz? Maalesef izliyorum. Çok heyecanla bekliyorum. Ön gösterimi de izleyeceğim. Peki bu Sihirli Annem'de daha önce de bir köpekle bir oyun oynamıştınız. Bu ikisini kıyaslamanızı istesek hangisi daha kolaydı ya da zordu? Zorlukları var mıydı? Tabii şimdi bu çok daha kolay çünkü burada her şey real. Biz Sihirli Annem'de çok animasyon vardı, çok gerçek dışı efektler vardı, Blue Box çekimlerimiz çoktu falan. Yani orada olmayan varlıklarla oynamak, Taci sonra Max gibi eğitimli bir köpek değildi yani. Her köpek kadar eğitimliydi ve çok zorlardı bizi. Yani Max'le
Max'i bir köpek olarak görmek yanlış bence. O hakikaten hani insanmış da son anda dört ayağı olmuş gibi. O kadar problemsiz, o kadar şeker, yani Ali'nin çok büyük emeği olduğu için tabii. Kıyas hiçbir, yani ben şu ana kadar rol aldığım hiçbir canlıyla kıyaslamam insanı hariç tabii ki Max'i. Yani çünkü Sihirler'le çok yaratıklarla oynadık. Çocuk filmlerini seviyorum dediniz. Çocuk filmleriyle mi devam edeceksiniz yoksa başka projelerde de yer almayı düşünüyor musunuz? Yani tabii ki oyuncuyum ben. Çok çeşitli projelerde yer alabilirim. Ayrıca tiyatroda da hiç çocuk, mesela çocuk oyunlarını stajyerken oynardık devlet tiyatrolarında. Sonra hep çok bambaşka roller oynadım hep tiyatroda. Televizyonda başka türlü bir şey oldu. Hani 10 yıl süren bir dizide böyle evin annesi, çocukların sevgilisi markası olunca öyle devam etti. Ama öyle bir şeyim yok yani. Oğlum ne olur şöyle sağlam bir arkadaşım olsun ya. Lütfen ya. Oğlum sen bile beni yanlış anlıyorsun ya. Aferin sana. Max sen değilsin oğlum ama bir Alex değilsin bak söyleyeyim, kusura bakma. Bir kere ben yetenek yarışmasına çıkayım da birinci olayım düşüncesiyle çıkmadım öncelikle. Dolayısıyla bir düşüncem de olmadı hani film vesaire gibi. Bunlar sonraki süreçte ilerledikçe, olumlu ilerledikçe gündeme geldi. Çünkü ben yetenek yarışmasına girmem tek nedeni Max çok yetenekli, çok iyi bir hayvan. Bunun yaptığı hareketleri biz bile eğitmen olmamıza rağmen... Yani hep yurt dışında izlerdik. Ben hani böyle bir köpek Türkiye'de yetişti. Bunu da insanlar görsün diye amacım oydu katılırken. Ama amaç biraz şaştı. Max inanılmaz performans sergiledi. Yarışma sürecinde de birçok şeyi hızlı bir şekilde öğrendi. Daha farklı noktalara geldi. Onun akabinde tabii ki bu tarz filmdi, reklamdı vesaire gündeme geldi. O şekilde gerçekleşti. Arkadaşım Max de başrolde yer alıyor. Max kendisi. Çekimler nasıl geçti? Sizi zorladı mı? Çekimlerde hiç beni zorlamadı. Hatta inanılmaz derecede şaşırttı. Ben 20 senelik köpek eğitim uzmanıyım. Mesleğim bu. Binlerce köpek eğittim. Daha evvelinde de bir projede ufak çaplı rol almıştı Max. Olmaz. Bu köpek derhal gidiyor. Bitti. Demek adım Max. Ben de Deniz. Teşekkür ederim. Köpek. Köpek! Köpeği bulduk ya! Bir köpeğimiz eksikti yani. Bulduk! Aferin sana Max! Çok iyisin, aferin sana. Max, sen de iyisin oğlum ama bir Alex değilsin bak söyleyeyim, kusura bakma. Böyle bir şey biz yarışmadan sonra gündeme geldi, Ali ne dersin dedi. Dedim ben çok sevinirim. Hani bir kere bir Türk sinema tarihine geçecek ilk olarak. Ama benim tek şartım vardı. O da hani Max'in çalışma saatleri işte çok sıcak bir dönemdi. Orada hani ekipteki herkesin hayvansever olması. Yunan'ın çok ciddi bir hayvansever. Benden daha fazla ihtimam gösterdiler. Hatta işte Bozcaada mekan olarak birçok alternatif vardı. Serin olsun diye Bozcaada'yı seçtiler. Setteki herkes çaycısından tutun da şoförüne kadar, yönetmenine tutun da oyunculara kadar herkes inanılmaz hayvanseverdi. Çünkü sette en ufak bir şekilde aktif ya da aktif olmayan birisi köpek sevme veya hayvan sevmediğini hissedersem ben o insanla aynı ortamda bulunmak istemem. Bu beni olumsuz etkiler enerji anlamında. Benim enerjimi direkt aldığı için Max'i de olumsuz etkiler. Hem bizim psikolojimiz hem de yapılan işe iş anlamında her şey çok olumluydu ve çok rahat bir çalışma ortamında çalıştık hep beraber. Max kameralardan etkilendi mi peki? Max'in hiçbir şey umuru değil ya. Yani yeter ki beni görsün yani. Hani o kameraymış. Çok ani bir ses olmadığı sürece Max Border Collie cinsi, ırkı. Aslen çoban köpeği. Doğasına en sadık ırklardan bir tanesi kan olarak. Dolayısıyla onun doğası doğada hani çoban koyunları gütmek, onları kontrol etmek,
Orada en yüksek duyduğu ses inek sesi, koyun sesi. Şehir ortamına hala bir adaptasyonda zorluk çekiyorlar. Dolayısıyla yüksek ve ani seslerde ürkeklik sergiliyorlar. Onu da baştan konuştuk. Herkes hareketlerini sette çok dikkat etti. Tabii set ortamı bilirsiniz çok ani hareketler, çok hızlı bir şeylerin olması lazım. Orada herkes işte Max oradaysa aman herkes böyle adım adım böyle itimam gösterdi. O konuda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çekimler ne kadar sürdü? Yaklaşık bir ayı biraz geçti yanlış hatırlamıyorsam. Bunun çoğu 4'te 3'ü Bozca'da da çekildi. Kısa bir süre İzmir'de çekildi. Birkaç çekim İstanbul'da oldu. O şekilde tamamladık. Peki filmi izlediniz mi? Son halini gördünüz mü? Nasıl buldunuz? Ben işin açıkçası izlemedim. Bugün yarın izleyeceğim. Aslında biraz da bilerek de izlemedim. Çünkü o heyecanı son ilk gösterime saklıyorum. Ama belki bu gidişle daha öncesinden izlemem icap edebilir. Peki Max'i bundan sonra da sinema yolunda görecek miyiz? Başka filmlerde eğer teklif gelirse rol almasına izin verecek misiniz Max'i? Kesinlikle izin vereceğim. Bunun dünyada birçok örneği var. Birçok tap yapmış bu konuda oyunculuk anlamında köpekler var. Kendini bütün dünyaya tanıtmış. Max de bunlardan biri neden olmasın. Bizim için önemli olan hani o çalışma saatleri, Max'in birinci derece hani yorulmaması. Onlar sağlandığı sürece biz her şeyde o anlamda olumlu düşünüyoruz.